Merhaba arkadaşlar. 20 Ekim Perşembe günü Ankara'da ikisi kum, 8'i de çim pisti olmak üzere toplam 10 koşu koşulacak. Hepinize bol şanslar ve keyifli seyirler diliyorum. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor. Saat 13'te 2 yaşlı İngiliz taylarının 1400 metre çim pistteki maiden koşusu 4 ve 8 numaralı taylar ekürü olarak yarışa katılıyor. 3 tayı eşit şanslı olarak görüyorum. İlki Mehmet Akyavuz dairesindeki 5 numaralı Can Bolt olacak. 2 sefer koşup 5.lik ve 2.lik yaptı ama 2 yarışında da şanssızlıklar yaşayıp avantaj kaybetti. Bugün için bir şanssızlık yaşamaz ise aynı önde görmesini bekliyorum. 5 numaralı Can Bolt'un sonra bir kere koşup 4.lik yaptı. Oldukça da iyi bir performans sergiledi. 6 numaralı Rockstar. Ve son olarak da ekürilerden 4 numaralı Gast Runner sırasıyla şanslı gördüğüm taylar oldu. 5, 6 ve 4. İkinci koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metre kum pistte koşacak. Handikap 16 koşuda 8 safkan yarışa kayıtlı. Önceliğim Özcan Yıldırım idaresindeki 6 numaralı Anadolu Yıldızı olacak. Son 6 yarışının ikisini, ikisini kazandı. Bugün içinde bu mesafede kazanmaya yakın. Sonra Gökhan Kocakaya idaresindeki 4 numaralı sefam olsun. Son yarışını ölçü almıyorum. Ee, son olarak da startta fazla oyalanmaz ise 5 numaralı Express Kiti'nin de burada bir sürpriz yapmasını bekliyorum. Sıralamam 6-4 ve 5 oldu ikinci koşu için. Üçüncü koşuda 4 ve yukarı yaşlı arap atları 1900 metre çim pistte koşacak şartlı 5 koşuda 7 at yarışa kayıtlı yine 3 e, at aldım değerlendirmeme ama 3 numaralı Aypars özellikle rakiplerinden e, bir boy önde tuttuğumu söyleyebilirim. E, aprantisi Mehmet Nuri Sunkar'la yarışı kazanmaya yakın. E, yanına önereceğim rakipler 2 numaralı Alderamin genelde kısa mesafelerde koşuyor ama uzun mesafede de e, çok başarılı koşuları var. 9 yaşındaki Kaisbert temsilcisi e, mesafe sorunu olacağını düşünmüyorum. Ve son olarak da e, formda bir safkan 4 numaralı Başar yine şanslı olabilecek diğer bir at. Sıralamam 3, 2 ve 4 oldu 3. koşu için. Dördüncü koşuyla yedili plase başlıyor. iki yaşlı İngiliz taylarının bölünen meydanın diğer ayağı 1400 metre çim pistte. İlk birinciliği için mücadele verecekler. 4 numara ile 8 numara İlk kez koşacak ama muhtemelen yarıştan çıkma olasılığı olduğunu düşünüyorum. Kesin bir bilgi değil. Burada iki tay şanslı görüyorum. Önceliğim 4 numaralı Natif Power olacak. Ki bir kere koşup ikincilikte kaldım. Bugün için kazanmaya yakın. Yanına önereceğim rakipte 1 numaralı Aydınus olacak. 5 kere koşup 5'ini de tabelada bitirdi. Bugün Aziz Akdemir ile ay önde görebilir 5 ve 1 sırasıyla şanslı gördüğüm taylar oldu burada. Ankara'da 5. koşu ile 2. altılı Ganyan başlamış olacak saat 15'te. 3 yaşlı İngiliz tayları 1400 metre çim pistte koşacakları satış 2 koşusu. Fiyatlarına baktığımızda da 80 bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor safkanların fiyatları. Burada 3 e, şanslı görüyorum. Önceliğim 9 numaralı Lawful ki 7 numarayla eküre olarak yarışa katılıyor. 9 numara yarışı kazanmaya yakın bana göre. Ee, yanına önereceğim ilk rakip 5 numaralı Semba olacak. Startta kalmaz ise buranın sürprizini yapabilir. Son olarak da yine e, muhtemelen sürpriz e, çıkacak. 3 numaralı e, Let Cross e, Loud. E, 3. tercihimde yazdığım tay oldum Sıralamam 9, 5 ve 3. Altıncı koşuyla da birinci altılı ganyan bitiyor. Bu arada arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun ve beğeni yapmayı da ihmal etmeyin diyorum. Altıncı koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metre kum pistte koşacak. E, açık grup bir yarış. Kapadokya koşusu kupalı bir koşu. 9 kısrak yarışa kayıtlı. 4'ünü e, eşit şanslı olarak görüyorum. Önceliğim Ahmet Çelik idaresindeki 2 numaralı Hayalet Kız olacak. Son yarışını oldukça rahat bir şekilde kazandı ve buradaki rakipleri 5 numarayla 3 numaralı Mako'nun oldukça önünde kazandı. Bugün içinde kazanmaya yakın 2 numaralı Hayalet Kız. 7 numaralı Giyotinsiz olmaz. İstanbul'da uzun mesafeli yarışlarda nedenini başarılı koştuğunu gördük bugün için Saadettin boyrazla e, yine kuponlarda bulunsun. Bu iki safkan bir adım önde olsa da Halis Karataş idaresindeki 4 numaralı Silent Weave ve e, 9 numaralı Sweet Hammer son yarışında buradaki e, rakibi 5 numaraya geçilmiş olsa da Özcan Yıldırım'la bugün için e, oldukça zorlayacağını düşünüyorum. 4. tercihimi e, yazıyorum. 6 numaralı bebek şey bugün için şablonuma yazmayacağım. Namalup olarak geliyor buraya. Uzun mesafede ilk kez koşacak ve rakipleri de oldukça zorlu. Bugün için bu rakiplerini geçebileceğini düşünmüyorum. Şablonuma almadım dediğim gibi. Sıralamam 2, 7, 4 ve 9 oldu 6. koşu için. 7. koşuda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1600 metre çim pistte koşacak. Şartlı 5 koşuda 6 safkan yarışa kayıtlı. Önceliğim 2 numaralı Sönmez Bey olacak. Toto'suna baktığımızda 6-1-6-1-6 bugün içinde 1 yazdırabilir Toto'suna. Nizamettin Demir idaresindeki Nizamettin Demir oldukça formda bir e, apranti. E, sonra 3 numaralı Suntime Vedat Abiş ile ilk kez koşacak olan Suntimesiz olmaz. Son olarak da kalite safkan 6 numaralı Lord of Game'i de e, yazınca 2, 3 ve 6 burası için yeterli olduğunu düşünüyorum. 8. koşuda 2 yaşlı İngiliz tayları 1300 metre Çin pistte koşacak kısa vade 6 tüm kut koşusu birbirinden başarılı 5 tay yarışa kayıtlı. Hayatın ilk yarışlarında 2 numara ve 5 numara oldukça gösterişli kazanıp yarış hayatına başladı. Yani hepsinin geliri var demek abartılı olmaz. Çok iyi performans sergilediler şu ana kadar ama ben özellikle 5 numaralı Sharp Glass'ın kazandığı yarışım çok beğendim. Yani aynı gün aynı mesafede 2 numara da aynı mesafede koştu. 2 numaranın derecesi daha iyi olmasına rağmen 5 numara oldukça rahat bir şekilde kazandı bugün içinde kazanmasını bekliyorum. Aygıra'da baktığımızda Sharp Knife 3 koşan temsilcisi var ve üçü de yarış kazandı. Oldukça yani talebi artacak gibi gözüküyor. Sharp Knife Aygıra'nın çok başarılı koştu şu ana kadar temsilcileri. 5 numarada dediğim gibi çok gösterişte başladı. Handikapörler bile 2 numara daha iyi bir dereceyle kazanmasına rağmen aynı mesafede 5 numara 2 puan daha fazla handikap puanı verdiler. Bugün için de bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Tek diyorum 5 numaralı Sharp Class için. 9. koşuda 3 yaşlı İngiliz tayları 1600 metre çim piste koşacak handikap 14 koşuda 4 tay yazdım değerlendirmeme. İlki 211 gündür koşmuyor olsa da bir numaralı Dede Sabri iyi bir ekürünün tayı Sabri Aksu ekürüsünün tayı hazır olacaktır. Bir numara benim favorim. Sonra 7 numaralı Baltazar hala meydanda bugün için kazanıp meydandan da çıkmış çıkabilir. 7 numaralı Baltazarsız olmaz. 4 numaralı Best Steps ve son olarak da 5 numaralı Miadora. Yine 1 ve 7'den sonra şanslı gördüğüm taylar oldu. 1, 7, 4 ve 5 buradaki sıralamam. Ankara'da günün son koşusu akşam 5.30'da başlıyor. 3 yaşlı Arap taylarının 1300 metre çim pistte koşacakları handikap 14 koşuda 12 tay mücadele verecek. 6'sını ben değerlendirmemi aldım. İlki Fatih Rüstem Bebek İdaresi'ndeki 4 numaralı El Cavallo oldu oldukça birbirlerine yakın performansları var 4 numaranın ilk rakibi 2 numaralı e, leomort sonra 5 numaralı Happe. 3 numaralı boğaz çocuğu tabi onsuz olmaz son yarışını e, ölçü almamak lazım grup bir koşuda koştu e, bugün için bu grupta muhakkak yazacağız e, sonra bir numaralı Yeşil Oba ve son olarak da sürprizler önereceğim. Startta kalmaz ise 8 numaralı Şen Doğdu'dan bir sürpriz gelebilir burada. Sıralamam 4, 2, 5, 3, 1 ve 8 oldu. Günün son koşusunda arkadaşlar değerlendirmelerim de bitti. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.